Merhaba arkadaşlar, Gülay Hanım'la Doğa Harikalarına hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size şu bahçemdeki mis gibi açan şebbo çiçeklerini göstermek istedim. Ve aynı zamanda şebboyla ile beraber çileklerimiz çiçek açmış, aynısı farlar açmış. Ve haseki küpelesi diye bir de çiçeğimiz var. Aslında diğer ismi de dokuz donlu dediğimiz çiçeğimiz var arkadaşlar. Onları göstereceğim size. Şu bahçemizin nergizleri ve sümbülleri, laleleri soldu. Ve onun yerine bahçemdeki böyle şebboylara bıraktı güzelliklerini diyeyim. Ve şurada da arıdan aşılanan, aslında normalde benim bahçemde sadece bu renk var. Bazen daha açık sarı da açabiliyor ama ve arıların aşılamasıyla da evet bu renkte açabiliyor arkadaşlar ara ara. Ve şöyle çileklerini de göstereyim. Mis gibi açtı her yerde. Evet. Bunlar yedi veren çilek arkadaşlar. Şu ileride gördüğümüz iri iri açan çilekler de sofralık dediğimiz reçel olmayan yaprakları daha iri onların. Ve çiçekleri de çok iri ve meyveleri de baya baya iri oluyor. Hani ben başkasında görsem hormonlu zannederim. Ama baya bir 2-3 tanesi bir avuç olabilen bir çilek arkadaşlar. Sadece sofralık. Reçelle asla olmuyor. Eziliyor, dağılıyor reçelin içinde. Ama bunlar hem yaprakları küçük hem de çiçekleri küçük olan çileklerimizde yedi veren bu mevsimde, yani çilek mevsiminde iki sefer tutabilen bir çileğimiz arkadaşlar. Ve hiç dağılmıyor. Reçeli harika oluyor. Evet, burada da hercail çiçeklerimiz açmış. Ne kadar güzel. Tıpkı insan yüzünü de andırıyor. Evet. Şöyle dediğim gibi benim bahçemde sadece böyle bordo, hafif kırmızıya ve sarıya da benzeyen şebboylarım var. Ve şöyle de gezeyim hemen. Bunlar da yerini solduktan sonra şurada gördüğümüz Konya karanfillerimiz var. Konya karanfillerine bırakacak yerini arkadaşlar. Her mevsim bahçenin yaz boyunca her ay ayrı bir mis gibi çiçekleri oluyor bahçemizde. Ve şöyle birazcık ilerleyeyim. Evet, şurada Konya karanfilleri var. Tohumları dökülmüş, her yerde çıkmış. Evet, şunlar aynı sefa tohumları dökülmüş. Biz bu çilekleri bir sefer çapaladık ama çiçek açtı. İncitmeden tekrar da şu kaba fazlalık çiçekleri de artık bu aralarından almamız lazım ki çileği bastırmasın. Evet, burada yumurta otlarımız var. Bir posa topladık. Pişirdik arkadaşlar. Aynı sefalar var, açmış. Ve Konya karanfillerin renklerinden zaten anlaşılabiliyor. Bu daha koyu renk açabilen Konya karanfili. Bu da daha açık, pembe ve ebruli şeklinde açan Konya karanfilleri arkadaşlar. Şurada da mavi hindibağının aşılısı bunlar arkadaşlar. Evet, normalde doğada çıkan o mavi hindibağının acı güneyik dediğimiz otun aşılısı bu. Daha önce de bu soğanlarımızı dikerken soğan enemesi diyorlar bunu arkadaşlar. Ben bu soğanlarımı tohumlu ektim. Benim daha önceki videomu eğer izleyen varsa hemen bu gördüğümüz karşımızdaki soğanlarımızın yarı bellerinden kestik. Yarı taraflarını kestik. Ve toprağa tamamen gömdük. Bundan çıkan çiçek açıp da tohum olan tohumları biz ekip soğan fidesi elde ediyoruz arkadaşlar. Evet, gördüğümüz gibi patateslerimizi de ektik ve sıraya dizdik. Bu hendeklerin içine ektiğimiz patateslerin sebebi de şu üzerinde gördüğümüz o toprakları dibine dolduracağız ve patatesin dibinde daha verimli, daha fazla bol patates olmasını sağlayacağız. Evet, şöyle gelelim. O patatesleri ekerken ben filizleri oldu. Kırılan filizleri. Çünkü mevsimi geldiğinde patateslerimiz filizliyor. Ekim dikim zamanı geldiğini bildiriyor. Ve şöyle gördüğümüz gibi o kırılan filizleri ben buraya sadece hemen çapayla gömdüm. Olacak mı diye denedim. Patatesi yok bunların arkadaşlar. O filizden olanlar patates bunlar. Evet. Normalde bunlar dur bakalım ne kadar tutacak. Ama altında patates yapmasa böyle filizlemez bunlar. Kök attı, saçak attı ve patates verecek. Patates filizlerini ektim arkadaşlar buraya.
Ben bilmiyorum, haberim yok. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Ve ben bunu arkadaşlar daha önceki videosunu paylaştım. Marul fidesi ektim. Evet, şuralar her yer yer elması. Yer elması çıktı. Ve maydanozlarımız, geçen yılki maydanozlarımız tohuma kalktı. Ve videosunu da çektim, paylaştım. Bu da bu yılki ektiğim maydanozlar. Evet, gördüğümüz gibi fasulyeler de çıkmaya başladı. Evet, dereotları, bunun da videosunu paylaştım arkadaşlar ve lahana köklerini kestik ve o kök kısmını, sap kısmını tekrar buraya diktik ve tohum elde edeceğiz. Evet, şurada da turplar çiçeğini açtı, tohum olacak. Şurada ıspanağımız tohuma kalkmış. Kendi tohumumuzu elde edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi. Hafif de bu pembe açmış baklamız. Cinsi diğerinden daha bir farklı. Hafif pembemsi açmış. Evet, fasulyeler de topraktan çıkıyor. Hemen çapaları yapılacak. Evet, bahçede yok yok. Bu da fındık ağacımız. Geçen yıl 2 yıldan beri fındığını veriyor. Küçücük kendisi ama yine de fındık tutuyor. Evet, bu da ıhlamur ağacımız. Ihlamur ağacın daha önce paylaştığım videosunu, daha domuklarını çıkarmadı ama bundan sonra domuk açıp çiçek açacak. Domuk çıkartıp çiçek açacak arkadaşlar. Evet, şu kenarlarda ıspanakları tohuma bıraktık. Ve bunlar da yabani ıspanak. Bunlar ismi yabani ıspanak diye biz biliyoruz ama belki de hani daha değişik bir ismi de vardır. Normal ıspanağın lezzetinde, ne kadar kendisi farklı olsa da normal ıspanaktan, lezzeti aynı. Aynı işlemde, aynı şekilde ıspanağı neye kullanıyorsak onu da ona kullanıyoruz arkadaşlar. Ve şurada turplarımız dediğim gibi tohum oldu. Mısırlar da kendini çıkardı. Evet arkadaşlar, şurada ıspanak, şurada ot kökünü buruşturmuş. Acaba dedim kurt mu var dedim. O kurta bir bakayım derken şöyle gördüğüm gibi yol açmış. Buralardan yol açmış gelmiş. Toprağın altı gevşek. Ve ıspanak buruşmuş. Şurada gördüğüm gibi şöyle ıspanak buruşmuş. Acaba altında kurt falan mı vardı? Eşelerken benim elim çukura girdi. Burada köstebek yuvası varmış. Köstebek bahçeye geldiği zaman biraz iflah olmaz ama bayağı biz bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Herhangi bir şeye zarar vermesin diye. Çünkü yer elmalarını tamamen bitiriyor kış günü. Buradan besleniyor. Evet, içi bayağı oyuk. Ve bu da şöyle gördüğünüz gibi şöyle yol yapmış gitmiş. Normalde tümsek çıkartır ama bu da kurnazlık yapıyor. Tümseyi çıkartmadan bahçenin içine olduğu gibi geziyor. Ve baklaların içine girmiş. Yani baklaların köküne de zarar verebilir. Evet, aynı sefalarımız baya baya çok güzel açmış. Tam öğlen sıcağında toplayıp gölgede kurutmanız gerekiyor arkadaşlar bu aynı sefayı. Ayak mantarına çok iyi geliyor ve mide, bağırsak yaralarına, intihaplarına da çok iyi gelen, mide ünserine çok iyi gelen bir bitkimiz arkadaşlar. Evet, buralarda yer elması çıkmış. Ve şuralarda da yine böyle çok kalabalık şekilde, çok sık çıkmış yaban ıspanakları çıkmış. Yine aynı sefamız var. Şurada kara lahanamız var. Evet, şurada uyku çiçeğimiz var. Uyuyan güzel. Evet, burada da 9 donlu dediğimiz çiçeğimiz var. Çok püskül gibi küpeli
diye de geçiyor arkadaşlar. Püskül gibi çok açtığı için galiba bu ismi vermişler. Evet, arılar da vızır vızır uçuyor şey boylarımızın üzerinde. Şurada kokulu beyaz zambaklarımız var. Onlar da domuğa davrandı. Onlar da açacak. Evet, ayvalarımız. Ayvalarımız da çiçeklerini açıyor. Şu anda bahçemiz mis gibi kokuyor arkadaşlar şebboyların sayesinde. Evet, bu da 9 donlu. Arkadaşlar tohumlarını geçen yıl almadım. Daha önceki yıl ben aldım tohumunu bunların. Ama geçen yıl almadım. Dökülmüş tohumları. Ve geçen bahçenin otunu ayıklarken şöyle baktım. Her yerde çıkmış şunlar. Birazcık muhafaza ettim. Ve her yerde çıkmış. Bunu bahçenin etrafına fidelerini dağıtıp etrafın komple mosmor açmasını sağlayacağız inşallah. Evet, nergizlerimiz de soldu. Yerini şebboylara bıraktı. Ve şunu göstereyim size. Bu marulun başka bir cinsi. Belki bilenleriniz vardır ama bilmeyenleriniz için söylüyorum. Daha bu fide. Daha küçük yani bebek. Biraz büyümesi lazım. Böyle bu yaprakların delikleri etrafını şöyle parmak gibi sarıyor ki birbirine dolaşıyor ve göbek sarıyor. Ve şu da buranın afyon da gördüm ben bu marul cinsini. Buranın yerel normal marulu. Evet. Normalde şimdi bu marula hiç benzemiyor. Biraz farklı ama ama tadı, lezzeti çok güzel. Ve bu da kışlık sarımsaklarımız. Bu yıl sarımsak fiyatına zaten güç yetmedi. Çok pahalı oldu. Ve şöyle yavaş yavaş ilerleyelim. Şöyle bezelyelerimize zarar vermeden geçelim. Evet. Burada yeşil soğanlarımız oldu. Kirazlarımız tutmaya başladı. Çiçeklerini, ömrünü tüketti ve kirazlarımız buralarda olmaya başladı. Evet, şurada bir marul cinsimiz var. Bu da çok farklı. Benim 6-7 çeşit marulum var arkadaşlar. Cinsleri farklı farklı hepsinin. Düz yapraklı var. Mor, çubukları mor eflatun olan, hani bordo olan var. O şu gördüğümüz gibi delik delik olan yaprakları var. Ve bu da normalde yanına renkli marul ekerseniz bu aşılanma yapıyor. Ve bu şeker gibi olur. Tohuma da kalksa yaprakları yenilebilen bir marul cinsi. Çok da güzel olur. Ama yanına acı bir marul ektiğinizde bu da onun tozlaşmasından aşılanıyor ve hem acı oluyor hem de rengini değiştiriyor. Mesela yanına kırmızı bir marul eksek rengini gelecek yıla tohumunu alalım. Gelecek yıla bu orijinali gibi olmuyor. Renkli oluyor ve acı oluyor. Evet arkadaşlar, kısaca bahçemden, bahçemin güzelliklerini size göstereyim dedim. Şebboylarımı göstermek istedim aslında daha önce. Ama sizin başınızı ağrıttıysam kusura bakmayın, özür dilerim şimdiden. Ama ben de şu bahçemdeki güzellikleri size göstermeden geçemedim arkadaşlar. Şöyle hemen ileriye gidelim. Evet, burada da mor fasulyelerimiz var. Kendisi de rengi böyle gördüğünüz gibi siyah siyah oluyor sapları. Daha önce ben bunun videosunu çektim. Salatasını da yaptım, çektim arkadaşlar. Mor kadife gibi bir fasulye oluyor. Ama sıcak suyun içinde yemeğini yaptığımızda piştiğinde yemyeşil fasulye oluyor. Suyuna da çıkmıyor arkadaşlar. O rengi nereye gidiyor onu bilemiyorum. Ve şurada da ayçiçeklerimiz de çıkmış. Bunlar kızımın ayçiçekleri. Erkenden bir saksıya ekmiş, çimlendirmiş. Ben de buralara ektim. Saksı da olmayacağı için bahçemize ektim. Burada erkenden yiyecek benim prensesim.
Evet, şurada da eriklerimiz tutmaya başladı ama o açan çiçeklerin hepsi, çiçekken de ben çektim bu eriği. Şöyle iyileme diyorlar buna. Yani aralarında bunlar biraz eliyor ki, döküyor ki şöyle yerini başka bir eriklere bıraksın, onları beslesin. Çünkü hepsini besleyemez. Ağaca zor gelir, ağır gelir. Evet, bir haftaya kadar eriklerimiz de olmuş olur. Evet, burada da kırmızı pancarlarımız var. Daha önce söylemiştim, bahsetmiştim videomun bir iki tanesinde. Şeker pancarı pırasa gömüyoruz arkadaşlar. Bir kış boyu kullanıyoruz. Ve kırmızı pancarlarım da tamamen kendi ürünümüz. Kırmızı pancarları da böyle toprağa gömüp sonra çıkartıp kullanıyoruz arkadaşlar. Ve bu da fazla gelen gömülü kalmış kırmızı pancarlar filizlemiş. Ben de ne yapacağım? Bunların yapraklarından börek yapacağım arkadaşlar. Hiçbir zaman ısraf yok. Evet, bu da hünnap. Bunu ben fidanını bir çiçekçiden aldım. Hünnap geçen yıl, bu küçücük ağaç geçen yıl verdi. İki tane tuttu. Dur bakalım bu yıl ne yapacak? Hünnap çok şifalı bir bitki arkadaşlar. Çok şifalı bir meyvesi var. Evet arkadaşlar, gelelim. Bir çiçek göstereceğim size. Rabbim can verecek olduktan sonra her yerde veriyor. Evet, bu bizim balkon. Demek ki daha önce ya tohumundan aldık, bizim elimizden döküldü, ya da böyle kuşlar getirdi diyeyim. Ya da karıncalar getirdi. 9 donunun pembesi arkadaşlar. Gördüğümüz gibi şurada betonun arasında çıkmış. Bu betonun arasında çıkmış. Ben bunu buraya eksem olmaz. Demek ki Rabbim can verecek olduktan sonra veriyor. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldik. Çok uzattım, kusura bakmayın, özür dilerim. Arkadaşlar, videom eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğeni butonuna basmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sağlıkla, sıhhatle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.